Manşete hoş geldiniz. Bilinen Türkiye'nin son günleri yazıyor KJ'de. Bu programca anlatacaklarımın esasen önermesi şu. Önermeyle başlayayım, daha sonra bunu örneklendireceğim. Belki bazen tersten yapıyoruz. Yani örnekleri verip daha sonra önermemizi koyuyoruz ama bu defa önermeyi koyup daha sonra da örneklerimizi vermemiz lazım. Bugün öyle icap ediyor. Şunu unutmayın. Bu tarz buhranlarda Ekonomik buhranda, hukukun bittiği yerde, devletle insan ilişkilerinin darma duman olduğu düzenlerde kalite ortadan kalkar, denetim biter, kıtlık, yokluk baş gösterir, sağlıksız ürünler dolaşıma girer, kazalar artar. Çünkü ülkede denge ve denetim yoktur. Denge ve denetim tesis edilmediği için afetler baş gösterir. Doğal afetlerle ölümler olur, doğal afetlerle mal kayıpları olur. Maddi zararlar baş gösterir. Telafi edilemeyecek maddi kayıplar verilir. Maden faciaları da böyledir. Depremler, yangınlar da böyledir. Orman yangınları gibi e, ve işte en son Gaziantep, Mardin'de meydana gelen trafik kazasındaki onlarca ölüm, o da böyledir. Bir kere daha altını çizelim. Hak hukuk rafa kalkmışsa, denetim bitmişse, ekonomi krizdeyse bu neviden kazalar ve ölümler artar. Sorumluysa hiçbir zaman devlet olmaz. Devlet her zaman bir sorumlu bulur. Otobüsün şoförünü içeri atar, ilgili müdürü açığa alır, yargı soruşturmasını yapar, kendine göre günah keçileri bulur vesaire. Bakın bir ülkede kanunlar çiğneniyorsa, liyakat esası bitmişse, bürokrasi, medya boşaltılmışsa, işini düzgün yapan insanlardan oluşmuyorsa bu kadrolar. Muhalefet iktidar trenine binmişse bu çok önemli. Ve en önemlisi işte denge denetim yoksa sorumlular hesap vermiyorsa, hesap verilebilirlik, şeffaflık ortadan kalkmışsa kazalar artar, kayıplar verilir, insanlar ölür. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Değişmez bu. Fakirleşmenin de eş zamanlı yan etkileri vardır görüyorsunuz görüyoruz ürünlerin gramajı düşer fiyatları artar ürün güvenliği kalmaz ne bileyim yine aynı şekilde insanlar farklı gelir kapıları yasa dışı yollardan illegal yollardan bulmağa bakar merdiven altı üretim patlar ne bileyim sigorta parası için yangınlar çıkaranlar olur her alanda hırsızlık yükselir asayiş bozulur haliyle öteden beri özellikle son 8-10 yıldır insan hakkı ihlallerine sessiz kalmışsanız, anayasanın rafa kalkmasını içinize sindirmişseniz, hazinenin hortumlanmasını seyretmişseniz, yolsuzluk rüşvet olaylarına somut delillere rağmen kulak asmamışsanız, iltisak vesaire gibi uyduruk kavramlarla suç ihtasına itiraz etmediyseniz ve bugün en az 6 buçuk milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bir biçimde soruşturma cenderesi altında inim inim inlemesine, inletilmesine bana ne canım devletin savcısının vardır bir bildiği filan diyorsanız var başınıza bir gelecek. Şimdi hızlıca bakalım mı? Esasen bu girişten sonra örneklere bakmanın bir kıymeti var mı? Ama örneklendirmek önemli. Zincirleme felaket. 34 ölü, 57 yaralı. Hürriyet'in manşetinden getiriyorum. Hafta sonu gazetesi. Türkiye dün Gaziantep Mardin'den gelen iki benzer kaza haberiyle yasa boğuldu. Cumartesi gününü kastediyor. İki şehirde kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadılar. Mardin'deki kazada 19, Gaziantep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Tır kalabalığa daldı, 19 ölü. Bu da sabah gazetesinin bir acı haber Mardin'den. Derik'te kaza yapan araçların yardımına koşan vatandaşları freni patlayan tır biçti. O tır, tırın freni niye patlıyor? Muayenesi düzgün yapılıyor muydu acaba? Denetim, denge. Yardıma gidenleri ezdi. Freni boşalan gübre yüklü tır iki araca çarparak devrildi. Bu da hadise. Evet. Yani bir basit kaza belki birkaç ölümlü kaza onlarca ölümlü kazaya yol açıyor. Ama o kazada değil kabahat. Bir zincirleme hatalar zinciri var. Ve bu ülkenin vatandaşları bunun bedelini ödüyor maalesef. Bir başka konu. Schengen turlara darbe vurdu. Kaç gündür Gazetelerde haber. Bu konuda bizim bu biraz evvel girizgah, girizgahını yaptım, girişini yaptığım konuyla çok yakından ilgili. Bu ezberi olmadı ki. Kendiliğinden Türkiye vatandaşlarına Schengen'de vize meselesinde konsolosluklar, elçilikler neyse sıkıntı çıkarıyor değil ki. Gazetelerde sayfa sayfa haberler vize pasaport çıkmadı, eğitimleri tehlikede, sudan sebepler filan. Amerika'da açıklama yapmış dünya genelinde yaşadığımız soru. Hadi canım sen de. Peki gazetelerde, gazet yani gazetelerde gazeteciler gazetecilik yapıyor mu? Mesela bir başka X ülkesinin, Y ülkesinin, Z ülkesinin vatandaşı benzer biçimde bir, bir vize problemi yaşıyor mu? Ya da o ülkenin vatandaşları acaba Schengen ülkelerinde veya Amerika'da neyse daha kolay koşullarda mı vize alıyorlar ya da vizesiz mi dolaşıyorlar? Hemen yanı başınızdaki komşulara bakarak başlayabilirsiniz. Mesela Ermenistan vatandaşları. Ermenistan pasaportunun kıymeti nedir Türkiye ile yan yana koyduğunuzda? Bununla ilgili herhangi bir karşılaştırma yapıyorlar mı? Yok. O da yok. Sonra tek adam sultani üzümün fiyatını belirliyor. 27 TL. Cem Toker çok güzel koymuş. Lafı devlet babanız bakkal amcanıza karşı. Öyle. Sultani üzümün fiyatı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor Türkiye'de. Bitmedi. 1000 yeni ucuz market geliyor demiş Tayyip Erdoğan. 1400 olan market sayısı 2500'e çıkacak. O arada CHP Ordu Milletvekili Mustafa adı güzel diyor ki Erdoğan iş, başı, iş başına geldiğinde Tarım Kredi Kooperatifi sayısı 3000'in üzerindeydi. Devlet marketçiliğe soyundu. Ekonomist Erdoğan yazısı önemli Sedat Bozkurt'un kısa dalga nette tamamını okursunuz. Fakat orada enteresan bir kulis veriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomiyi danışacağı kimse yok artık Erdoğan'ın. Aynen okuyorum. Aynı dış politikada olduğu gibi. Kendi fikirlerini onaylayacak isimlerle yol alıyor. Hoşlanmayacağı düşünceleri açıklayacak olanlarla da ya görüştürülmüyor ya da görüşme öncesinde bizzat özel kalem Hasan Doğan tarafından hoşlanmayacağı konuları dillendirirseniz bu son görüşmeniz olur diye uyarılıyorlar. Hatta bakanlar bakanlıklarıyla ilgili bir konuyu doğrudan dile getiremiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a konuyu iletiyorlar. Oktay talepte bulunan bakana sen konuyu gündeme getir ben de destek veririm güvencesi veriyor ama konu toplantıda gündeme gelemiyor. Bilinen Türkiye'nin son günleri derken boşuna yazmadım bu KJ'yi. Yıkılan Ukrayna'yı Türkiye inşa edecek. Sabahın hafta sonu manşetiydi. Erdoğan'ın barış için Uk Ukrayna'ya gitmedi ortaya çıktı değil mi? O arada Mehmet Barlas'ın yazıları çok gündemde. E, Cuma günkü yazısında Davutoğlu Tayyip Erdoğan'ı da Esad'ın çok kısa sürede devrileceğine inandırdı. Sonuçta Suriye parçalandı, on binlerce küşüldü vesaire. Yani Suriye de kamyonu deviren Türkiye'de fatura Davutoğlu'na kesilmiş durumda. Aynı Mehmet Barlas bir sonraki günde 20 Ağustos Cumartesi günü de Allah korumuş da Avrupa Birliği'ne bizi almamışlar. Eğer alsalardı şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşıyor olacaktık diyor. Yani okuyan insan zannediyorum lisanı da var ama işte 80 yaşına gelmiş insanlar bir rejimin kapı kulluğunu yaparken böyle acayipleşiyorlar yani ben oturup da Avrupa örneklerini verecek değilim. Ukrayna'da devam edelim. Rus tankları Kiev'de diye bir haber Milliyet'ten getiriyorum bunu. Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar başkent Kiev'de sergileniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Ruslar Şubat'ta Kiev'de geçit töreni planlıyordu ifadesi kullanıldı. Yakın bir zamanda Kiev'de zannediyorum bir etkinlik var. Orada işte bu tanklar sergilenecekmiş vesaire. Bu savaşın ne zaman biteceği konusunda rivayet muhtelif ama kısa zamanda bitecek gibi görülmüyor. Nasıl bitsin ki The Times'ın pazartesi sayısında Alexander Dugin'in Alexander Dugin ve kızına dönük kızına yönelik suikast girişimi ve kızının hayatını kaybetmesi birinci sayfada fotoğraflı olarak verilmiş. Burada Alexander Dugin'in Putin'in müttefiki olduğu belirtiliyor. Türkiye medyasında da bu öyle söyleniyor. Fakat ee, Rusya uzmanı Moskova'da yaşayan Kerim Has yıllardır ısrarla Dugin'in böyle bir profili olmadığını e, iddia ediyor. Önce hadiseyi anlatalım. Hadise şu bir küçük kasabada bir etkinlikte Dugin konuşmacı kızıyla beraber bu etkinliğe gidiyor. E, ve dönüşte e, kızının arabasına binecek yani kızıyla aynı araca binecekken çünkü birlikte aynı araçta geliyorlar. Muhtemelen suikastçiler de buna göre bir o sırada. Dugin konuşma yaparken aracın altına bir bombalı düzenek yerleştiriyorlar otoparktayken. Her ne hal ise araç kızının mı Dugin'in mi bilmiyoruz ama bu önemsiz. Dugin son anda fikir değiştirip arkadaşının aracına geçiyor. Arkadaşı bir iş adamı galiba. E, ve kızının aracını arkadan takip ediyorlar. yani Arka arkaya e, kasabadan ayrılıyorlar. 5 dakika içinde e, kızının aracının önde patladığını e, müşahede ediyor, görüyor canlı canlı Dugin. E, Dugin 60 yaşında, kızı 30 yaşında. Bir baba için büyük bir yıkım. E, başı sağ olsun. Kolay değil, gerçekten kolay değil. E, Terimhas'ın anlatımı Dugin'in, evet bir Avrasyacı kan kanattan, Slav Ortodoks e, tezleriyle ta 1600'lü yıllara dayanan tezleri savunan, aşırı milliyetçi, e, hatta Kırım'ın ilhaka esnasında Ukrayna'ya falan da girilmesini, alınmasını falan savunan biri. Putin'in de bir dakika yani filan diye dizginlemeye çalıştığı hatta 2014 yılında üniversitedeki Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki görevden görevinden onu ve arkadaşlarını aldığı esasen Putin'le hiç görüşmediği veya Putin'le fikirlerinin ...benzeşmediğini filan anlatıyor Kerim Has. Yani diyor Putin'in Putin akıl hocası değildi, müttefiki değildi... ...ne bileyim danışmanı değildi ki zaten Putin'in hiçbir zaman danışmanı olmamış. Listede de yok. Her neyse Kerim Has şiddetle bu iddiaları reddediyor. Fakat Alexander Dugin önemli bir isim. Ee, dediğim gibi Türkiye'deki Avrasyacı kanadın kendini bulduğu isimlerden biri. Çünkü Avrasyacı tezleri savunuyor. Eee ve Türkiye'ye de gelip gidiyor. Muhtemelen işte Türkiye'nin de Doğu Perinçek ve tayfası tarafından parlattığı daha sonra iktidar gazetelerinde de manşet olmuş görüşleri yer bulmuş bir isim. Bugün olmayabilirdi son anda bir karar değişikliğiyle o arabaya binmedi ve kızı öldürüldü. Büyük bir olay bunu kim yaptı? İstihbarat örgütleri mi yaptı? Ukrayna tarafı mı yaptı? Rus, Rusya'da mı oldu bilemiyoruz ama e, her türlü ihtimal olabilir. Çok sıcak üzerinden daha yeni işte 24 saat 36 saat geçti. E, Times gazetesinin birinci sayfasında bu konu işlenmiş. Zaman içerisinde göreceğiz ama tam da Dugin'in e, içinde bulunması muhtemel araç havaya uçurulup işte kızı öldürülürken Ukraynalı üst düzey istihbarat yetkilisi de evinde ölü bulunuyor. Bunun bu e, suikastin, e, Dugin'e suikast girişiminin veya Dugin'i ortadan kaldırma girişiminin kızı öldü. E, Ukrayna savaşıyla alakalı olduğu görülüyor ama işte Ukrayna savaşının e, seyrini nasıl etkileyecek bunu bilemiyoruz. O arada Dugin Ukrayna savaşını savunan, Ukrayna'nın ta Kırım ilhak edildiği dönemde Ukrayna'nın da ilhak edilmesi gerektiğini falan savunan güçlü bir e, savaş yanlısı isim. İlerleyen günlerde bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz. Biz tekrar dönelim Türkiye'ye. Bir önceki yayında detaylı anlatmaya çalışmıştım. Burada biraz daha bu konu üzerinde duracağım. Konu Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ama bu Merkez Bankası'nın faiz indirmesi meselesi de değil. Yani esasen burada birilerinin zengin edilmesi. Yeni Asya'da İbrahim Özdabak bunu çok güzel karikatürize etmiş. Şimdi Hafta sonu bir haber vardı gazetelerde. Ticari kredi faizlerini düşürecek hamle Milliyet'ten Neşe Karanfil. Politika faizinde sürpriz indirim yapan Merkez Bankası, ticari kredi faizlerini düşürmeye yönelik önemli bir adım attı. Bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranları için getirilen katsayıya göre menkul kıymet tesis edecekler. Belirlenen katsayılara göre bankaların ticari kredilerde %30'un üstünde faiz vermesi zorlaşacak. %35-40'a kadar ticari kredilerde kredi faizi söz konusuydu. Ama şimdi bu yüzde otuzla sınırlanmış. Şimdi burada iki, iki acayip durum var. Birincisi şu. Yahu e, biraz evvelki karikatürdeki hikaye. Bununla anlatayım. Bankaların e, faiz giderleri var, faiz gelirleri var. Banka hazineden Merkez Bankası'nın politika faizi %13. on üç. Bank, bankalar hazineden yüzde on üçle para alıyor ve bunu ticari kredi veya işte tüketici kredisi olarak 35 otuz beş satıyor. Aradaki farkı da indiriyor. Bankaların karlılığının artması bu. Şimdi siz kendinizi düşünün. Şahsi olarak düşünün. Bir yerden yüzde on kredi kullanıyorsunuz. Bunu yüzde kırkla satıyorsunuz. Aradaki farkı da indiriyorsunuz. Aradaki fark sizin karınız. Ve bu kar Hazine eliyle, devlet eliyle, Ankara eliyle oluyor. Ve bu bu karı milletin sırtından elde ediyorsunuz. Kur korumalı mevduatla milletin sırtına binen yük de bu. Çok büyük bir yük. Kredilerdeki payı %33-34 ile ifade ediliyor. Bilmiyorum anlaşılır, anlaşılır oldu mu? Yani Merkez Bankası %14'lük e, politika faizini bir puan daha indirince esasen bunun vatandaşa bir yansıması yok. Bankaların karını artırıyor. Bankalara artık daha düşük faizle kredi verecek. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark da milletin cebine gidiyor. Şey, bankaların cebine gidiyor ve elbette tabii kimler ne malanıyorsa. Nereden gidiyor? Nerede, hangi, kimin sırtından? Milletin sırtından. Şimdi bu haberdeki insanların düşünemediği şey de şu. Neden ticari kredi faizleri düşürülüyor ya da sabitleniyor yüzde otuzda? Tüketici kredilerini de sabitleseniz de yüzde otuzda. Hayır. Gene iş adamlarını düşünüyor. Ankara. Diyor ki benim iş adamlarıma yüzde daha fazla şey veremezsin. Faizle kredi veremezsin. E tüketici kredisi, konut kredisi öbürü bir neyse orada bir sınır yok. Gene vat vatandaşın üstüne biliyor. İktidar gene kendi iş adamını düşünüyor. Mahve İlmez'le devam edelim. Merkez Bankası faize hiç dokunmasaydı enflasyon yüzde yirmi kur 12 iki lirada dengelenecekti diyor. Dördüncü çeyrekte veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye stagflasyona doğru gidecek. Durgunluk artı enflasyon. Ve elbette eş zamanlı olarak işsizlik. Türkiye'nin başında iki büyük bela var. İki kurum çalışmıyor. İki kurum, iki kurum işini yapmadığı için de vatandaşın iki yakası bir araya gelmeyecek. TÜİK ve Merkez Bankası. Bunu unutmayın, akıldan çıkarmayın. Siyasetle yavaş yavaş toparlayalım. Altılı Masa 21 Ağustos pazar toplantı bildirisinde tek dikkat çeken detay... ...Ortak Cumhurbaşkanı adayı vurgusu oldu. Sonraki toplantı 2 Ekim CHP Genel Merkezi. Muhtemelen artık ikinci tura başlıyor. Çünkü CHP ile başladı. Ve ikinci turda bakalım... Yani seçime kadar ikinci tur bitmez öyle görülüyor. Çünkü her ay bir partide toplanıyorlar. 2 Ekim de uzak bir tarih. Esasen bir buçuk, bir buçuk ay sonrasına aşağı yukarı sözleşmişler. Bu toplantıda da bir ortak aday veya işte bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmemesi Ağustos-Eylül aylarında böyle geçirileceği manasına geliyor. Bakalım 2 Ekim CHP toplantısında CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda aday açıklanacak mı? Liderlerin ortak açıklaması iki sayfa. Baktım dediğim gibi işte ortak cumhurbaşkanı adayı dışında bir şey yok ama Sabah Gazetesi'ne malzeme olmuş. Yine diyor aday belirleyemediler. <laughs> ayrı aday mı ortak aday mı? Bölmeye çalışıyor tabii Sabah Gazetesi ayrı bir şey ama bu da şey ne derler? Milletin ağzı torba değil ki büzesin hikayesi. Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa toplantısından bir iki gün önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda alırız dedi. Çok iddialı bir söz. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışa girerlerse buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü birinci turda oylar çokça bölünebilir. Soldan adaylar çıkabilir. Solda iki ayrı cephe var şimdi. Kürt kesiminden, Kürt siyasal partilerinden aday çıkabilir ki zaten solda iki cepheden büyük cephede HDP var. Yine aynı şekilde e, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, işte Muharrem İnceler falan kendi başlarına bir şey yapabilirler filan. Dolayısıyla ilk turda %50 52 Tayyip Erdoğan dahil herhangi bir adayın alabilme ihtimali e, zor görülüyor. Tabii bu şu anda seçime gidilirse Ekim Kasım aylarında, e, Nisan Mayıs aylarında gidilecek seçimde ancak o günkü verilerle konuşmak icap eder. CHP demişken Şoförünü genel müdür yapmış Bolu Belediyesi Belediye Başkanı şirketin genel müdürlüğüne Tanju, Tanju Özcan'ın makam şoförü getirilmiş filan. Türkiye'de siyasal kirlenme hemen her yerdedir. Bu işin solu sağı yoktur. Her ne kadar işte parti disiplinin kurulundan mı verildi, istifam etti, ihraç süreci mi bilmiyorum falan. Ee, ama e, yüz karası Partinin de yüz karası, hele şu ortamda iktidar karşısında varlık mücadelesi verirken vesaire, bunlar hep oldu oluyor. Bu işin yoksağı solu. Bunu söylemek için getirmedim bunu. Fakat rezillik her yerde ve toplu bir temizlenme, toplu bir aydınlanma gerçekten şart ve yeni bir kuruluş bildirgesine, yeni bir kuruluş manifestosuna adeta ihtiyacımız var. Bir diğer şey daha olan biten konuları hukukçular hukuki zaviyeden, ekonomistler ekonomi bilgisiyle, işte diplomatlar gene öyle dış politika bilgisiyle, uluslararası bilgisiyle filan açıklamayı anlatmaya çalışıyorlar. Gerek yok. Yani hiçbir şey kitaba bakılarak veya işte ekonomi 101 ne diyor, uluslararası ilişkiler 101 ne diyor Hukuk 101 ne diyor? Ona bakılarak verilmiyor. Son derece keyfi bir idare var. Dolayısıyla Topyekün yeniden inşa, restorasyon değil, yeniden inşa ve yeniden kuruluş gerekiyor. Kuruluş ilkelerini yeniden belirlemek gerekiyor. Sistem, denge denetim, şeffaflık, hesap verilebilirlik bütünüyle A'dan Z'ye inşa edilmeli ve insanların, toplumun, siyasetin bütün bürokrasisin bürokrasinin tepeden tırnağa ee, bu akitte birleşmesi ve bundan sapmaması icap ediyor ve öyle bir sistem kurulmalı ki sistemin dışına dışına çıkanı da ayıklamalı cezalandırmalı dersini vermeli haddini bildirmeli başka türlü dediğim gibi bu işin içinden çıkılabilir gibi görülmüyor bu da önümüzdeki bir seçimle iktidar değişikliğiyle e, ya da e, ne bileyim Anayasadaki birkaç maddenin değişikliğiyle, yeni bir anayasa yapmakla falanla da çok fazla ilgili değil. Ciddi bir bilinçlenme, ciddi bir toplumsal karar alma, bir akit yapma icap ediyor. Bir toplumsal mukaveleye, anayasa değil bir toplumsal mukaveleye, sözleşmeye ahde tabir yerindeyse ihtiyaç var diyor ve haftanın ilk programını böylelikle noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın.